Teknoloji geliştirme bölgemiz 2017 yılında faaliyete geçmiştir. Şu anda 100 civarında firmamızda 100 milyon ciroya ve 30 milyon ihracata ulaşmış durumdayız. Bizim diğer önemli bir özelliğimiz de özellikle Zafer Kalkınma Ajansı ile birlikte geliştirdiğimiz bölgemize fayda sağlayıcı güdümlü projelerimizdir. Bu projelerimizden birisi MASTEK projesi dediğimiz Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi projemizdir. Devlet, üniversite ve sanayi işbirliğinin olduğu ve başarılı olan güzel örnek bir proje. Bu tabii devletimizin Kalkınma Bakanlığı ve ajanslar vasıtasıyla bizi fonladığı bir proje. Bu proje kapsamında alüminyum vacuum brazing, alüminyum sürtünme karıştırma kaynağı ve alüminyum ısıl işlem tesisleri kurduk. Tabii bu projeyi kurgularken amacımız Türkiye'de olmayan veya az olan teknolojileri bu bünyede toplayıp özellikle savunma sanayimize hizmet etmekti. Bu çerçeve içerisinde bölgemizde savunma sanayi ana yüklenicilere hizmet verebilecek özellikle bir kapasite kazandırılmıştır. Bu kapasitenin temel özelliği şudur. Özellikle savunma sanayinde yüksek güç elektroniği gerektiren alanlarda önemli bir girdi olan soğuk plaka dediğimiz sistemlerin birleştirme teknolojilerini TR-33 bölgesi ve Manisa olarak şu anda Zafer Kalkınma Ajansımızın da desteğiyle edinmiş bulunuyoruz. Biz bu projeyi yapmadan önce bütün savunma sanayi firmalarını gezerek onların ihtiyaçlarını belirledik. Dolayısıyla proje çok iyi bir yere oturdu. Savunma sanayi firmaları genelde Ankara'da konuşlanmışlardır ve tabii alt yükleniciler de Ankara çevresindedirler. Dolayısıyla bizim Ege bölgesine, Manisa'ya, İzmir'e, bu bölgeye savunma sanayi firmalarıyla çalışmamız için farklı bir şeyler yapmamız gerektiğini düşündük ve bunun için de yeni teknolojileri buraya getirirsek savunma sanayi de bizlerle çalışır diye düşündük ve nitekim de öyle oldu. Tabii Zafer Kalkınma Ajansı da bize inandı, başarabileceğimizi gördü ve desteklediler. Şu anda da herkes çok mutlu. Savunma sanayimizdeki ana yüklenici firmalarla birlikte gerek prototip çalışmaları gerekse ön üretim çalışmalarını gerçekleştirdik işbirliği içerisinde. Bundan sonraki aşamada ise seri üretim aşamasında bölgemizdeki firmaların desteğiyle Manisa ve TR-33 bölgesi olarak Türk savunma sanayinin önemli projelerinin bir parçası, en azından bir dokunuşunu sağlamaya hedefliyoruz. Biz ağırlıklı olarak thermal management yani ısı yönetimi konusunda soğutma ağırlıklı ürünler, soğuk plaka, işte cold plate, anten, mikrodalga parçalar, savunma sanayimizin ihtiyaçları doğrultusunda bunların hepsini üretebiliyoruz. Bunlar da işte radar antenlerinde, çeşitli savunma sanayi sistemlerinde ısının yüksek olduğu yerlerde bu soğuk plakalar ısının atılmasına yardımcı oluyor. Dolayısıyla yurt dışına paramız gitmemiş oluyor. Biz kendi bünyemizde, ülkemizde bu teknolojileri kullanarak bunları başarmış oluyoruz. Diğer yandan tabii bu ekipmanları almak yetmiyor. Bu ekipmanları çalıştıracak insan gücü, personel yetiştirmek. Bu anlamda da tabii katkılarımız oluyor. Burada çalışan birçok arkadaşımız, genç mühendis arkadaşlarımız, gerekse teknisyenlerimiz yetişiyorlar. Ve biz tabii bu teknolojileri ülkede yaygınlaştırmak istiyoruz aynı zamanda. Çünkü bunlar hep yeni teknolojiler, kullanılması gerekli teknolojiler. Sürtünme karıştırma kaynağı cihazı sadece Türkiye'de bizde var. Ve onu da yaygınlaştırmak istiyoruz. Çünkü gerek savunma sanayi uygulamaları, gerek de sivil uygulamaları oldukça yaygın. Amacımız teknolojiyi yaygınlaştırarak ülkemize katma değer sağlamak ve şu ana kadar da gayet iyi gidiyoruz. Bu proje aslında bu kapsamda yapılmış örnek ve başarılı bir proje. Tabii ki bu tür projelerin sayısının ülkemizde artması lazım. Biz tabii bu anlamda Kalkınma Ajansı vasıtasıyla da isteyenlere destek de veriyoruz. Bundan sonraki hedefimiz bu cihazları Türkiye'de yapmak. Hatta onun için de çalışmalara başlattık. Artık bu cihazları da kendi ülkemizde yapmalıyız ve tamamıyla %100 yerli ve milli olmalıyız. Bunun için de çalışıyoruz. Çünkü bir cihazı yapmanız için öncelikle cihazı bir tanımanız, öğrenmeniz gerekiyor. Tabii bu projelerle biz önce bunu başarıyoruz. Daha sonra da bu cihazları ülkemize üreteceğiz ve ülkemize daha büyük katma değer sağlayacağız. Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerlilik oranı son yıllarda yapılan yatırımlarla %20'lerden %70'lere çıktı. Bu oranın daha da artırılması için çabalar sürüyor. İşte bu çabalar çerçevesinde Zafer Kalkınma Ajansı, Manisa Savunma Sanayisi Teknoloji Geliştirme Kümesi, MASTEK projesini hayata geçirdi. Türkiye'de olmayan teknolojileri savunma sanayinin hizmetine sunan MASTEK projesiyle hem yerlilik ve millilik oranında artış hem de bölge istihdamı ve ekonomiye ciddi katma değer sağlandı.